Etkili sunumu bu videoda 3 farklı şekilde anlatmaya çalışacağım. Birincisi tez savunması gibi bilimsel çalışmalarda sunu nasıl hazırlanır? İkincisi müzikli slayt geçişi için sunu nasıl hazırlanır? Üçüncüsü ise anlatımlarındaki sunumlar nasıl hazırlanır? Onun üzerinde duracağız. İlk olarak hangi yollarla sunu hazırlarız? Yollarıyla gösterelim. Eğer bilgisayarınızda herhangi bir sunu programı yoksa Google'ın üst taraftaki araçlar kısmındaki slaytlar kısmında online sunu hazırlayabilirsiniz. Buna tıklayınca şu şekilde temalarla dolu ve araçlarla dolu bir sunu ekranı gelmektedir. PowerPoint genelde bilgisayarınızda ofis programları ile birlikte gelen ve kurulu olan bir programdır. Burada sürümleri farklı olabilir. Bendeki 2016, sizdekiler 2010, 2007 gibi sürümler de olabilir. 2016 ve üzeri sürümler avantaj sağlar. Çünkü ekranı açtığınız zaman özellikle ekle penceresinde ekran kaydı gibi seçenekleri de görmüş olursunuz. Burada hazır sunumlar üzerinde ilk olarak bilimsel çalışmalarda özellikle tez savunması gibi çalışmalarda nasıl hazırlanır sunu? Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bilimsel sunular genelde çok sade olması gerekli. Arka plan beyaz, renkler, yazı renkleri siyah olarak genelde seçilir. İlk aşamada sunumun bir başlangıç slaytı olur ve burada konu, yapan kişi, tez danışman ismi geçer. Ve bilimsel makale sunuları en fazla 20-22 slayttan meydana gelir. İkincisinde sırasıyla içerikler kısaca belirtilir. Giriş kısmı açıklanır, problemin tanımı yapılır. Burada yazılar mümkün olduğunca kısa olmalı, çok uzun yazılar tutulmaması gerekli. Çalışmanın amacı, çalışmanın önemi, konu hakkındaki bazı açıklamalar, literatür açıklamaları, taramaları kısaca belirtilmeli. Çok üzerinde durulmaması gerekli. Ve genelde bu durumlar hikaye kısmı olarak bilinir. Asıl önemli olan yerler, yöntem kısmına üzerinde daha çok durulur. Yöntem üzerinde araştırma modelini anlatmanız gerekli. Çalışma grubu üzerinde durmanız gerekli. Veri toplama araçları, bunları anlatmanız gerekli. Yapılan bir eğer uygulama varsa, çalışma varsa onu görsellerle destekleyip anlatabilirsiniz. Yapılan çalışma hakkında bilgi verebilirsiniz resimlerle. Bulgular kısmına kesinlikle değinmeniz gerekli. Tablo, özellikle tabloyu kullanmanız önemlidir. Yine bulgular yaklaşık 4-5 slayt sürmektedir. Son olarak sonuç, tartışma ve öneriler kısmını belirtip anlatmanız gerekli. Tabii en son olarak da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim yazısını eklemeniz gerekli. Mümkün olduğunca arka plan beyaz olursa koyu renk yazı, arka plan koyu renk olursa açık renk yazı kullanması gerekli. Ama bilimsel sunumlar mümkün olduğunca sade olması gereklidir ve bu istenmektedir. Diğer bir kısım ise eğer bir anlatım yapıyorsanız ve anlatımı sunuyla desteklemeniz gerekliyse yine sade olarak seçmeniz gerekli. İlk olarak açılış slaytında sunumun başlığı, alt başlığı ve yapan kişinin adı olması gerekli. Yazılar mümkün olduğunca çok fazla yer kaplamaması gerekli. Eğer uzun bir yazıysa birden fazla başlığı, birden fazla slayta yazarak devamı olarak anlatabilirsiniz. Yazıların yanında konuyla ilgili resimleri koymanız faydalı olmaktadır. Yalnız resim kullanırken şuna dikkat etmeniz gerekli. Kullanacağınız resimlerde herhangi bir yerin reklamının olmaması gerekli, telif hakkının olmaması gerekli ve altta gördüğünüz gibi çözünürlüğü bulunmakta. Bu çözünürlüklerin de çok büyük veya çok küçük olmaması gerekli. Çok büyük olduğu zaman sunumun boyutu artar. Çok küçük olunca da resmin kalitesi düşeceği için bir fayda sağlamaz. Bunlara özellikle dikkat edin. Özellikle kullanacağınız bir resim varsa resmi indirip resim düzenleme programlarıyla üzerinde değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. Devam edelim. Burada yazılarda alt alta eğer sıralama yapılacaksa renkler kullanılması gerekli. Burada kullanmamışım ama siz şu şekilde farklı renkler kullanarak birbirinden farklı dikkati çekebilecek yazı renklerini de kullanabilirsiniz. Bu şekilde dikkat çekiciliği daha çok artacaktır. Tablolar gerekliyse, resimler gerekliyse
basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Şurada olduğu gibi. Bununla ilgili şekiller, resimler, bunlara ekleme yapabilirsiniz. Bunu alt başlıklar hakkında resimlerle destekleyebilirsiniz. Şurada özellikle birbiriyle bağlantı resimler varsa ekle kısmında şekillerden ok işaretlerini veya daha fazla şekli kullanım yapabilirsiniz. Burada mesela ben bir tane ok işareti kullanmışım. Kullandığınız her seçenekte de biçim menüsü açılır. Bu örneğin ok işaretiyle ilgili biçim menüsü açılınca şurada şekil ana hattında kalınlık, renk ayarlanabilir. Resim mi kullandınız? Resimle ilgili resme tıklayınca şu anda seçili durumda olduğunu görebiliyorum. Yine biçim menüsüne gelerek üst taraftaki resim stillerini kullanırsanız daha etkili görüntüler elde etmiş olursunuz. Burası tamamen sizin bakış açınıza bağlı yerlerdir. Mesela sunuları anlatırken dikkatin sizin konuşmanızda olması gerekli. Bu nedenle çok fazla yazıyla, ayrıntıyla slaytları boğmamanız gerekli. Eksik olan yerleri siz sunuya bakarak anlatacaksınızdır zaten. Başka kaynaklardan yararlanmışsanız en sonda kaynak belirtmeniz gerekli. Ve yine de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Slaytın kullanmanız daha uygun olacaktır. Üçüncü kısım ise müzikli slayt geçişi nasıl yapılır? Dosya menüsüne yeni bir seçeneğine tıklıyorum. Buna tıkladığınız zaman eğer internet bağlantınız varsa şuradaki temalar kısmında yeni temalara da erişim yapabilirsiniz. Ben müzikli slayt geçişi yapacağım. Temayı önce seçmeyeceğim. Boş sunu diyorum. Bir slayt geçişi veya bir sunu hazırlanırken ilk olarak yaptığımız işlem tema tasarım seçmidir. Bunlardan birini seçip ekleme yapabilirsiniz. Müzikli slayt geçişinde ise ilk olarak önce de indirdiğim resimleri eklemek istiyorum. Bunun için fotoğraf albümü, yeni fotoğraf albümü diyerek dosya diskten fotoğraf seç diyorum. Masa üstüne geldim. Masa üstünde şurada seçtiğim hayvan resimleri vardı. Hepsini Ctrl+A veya mouse'un sol tuşuyla seçip ekle yapıyorum. Sıralama varsa eğer siz buradan yukarı ve aşağı olarak bunları ekleyebilirsiniz. Benim şu anda herhangi bir yapacağım bir şey yok. Alt tarafta slayda sığdır var şeklinde geçiyor. Slayda sığsın ve oluştur diyorum. Eklemeyi yaptım. Bir fotoğraf albümü geldi ve bilgisayarın ismi burada gözüktü. Şimdi bundan sonra yapacağınız işlem ise bir tasarım seçmek. Koyu renkli bir tasarım istemediniz. Buradan bu tasarımın renkleriyle oynayabilirsiniz. Ama farklı bir daha renkli bir tasarım istiyorsanız şuraya gelip bunlardan birini tercih etmeniz gerekli. Şuradan başlığı değiştiriyorsunuz. Hayvanları tanıyalım. Yapan kişi isminizi evet. Şimdi resimlerimizi attık. Burada eğer dediğimiz gibi eğer slide dışına çıkan veya istediğiniz şekilde duran varsa kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunu zaten kendiniz yaparken görsel olarak zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi burada yapacağımız işlem ses eklemek. Buraya geldik. Ses. Bilgisayarımdaki sesleri ekle. Önce de indirdiğimiz bir ses olacak. Bunu aldım. Ekle dedim. Hangi yerde başlayacak? Başlangıçta mı? İkinci slide'da mı? Bunu sildim. Başlangıca geliyorum. Tekrar ekle. Ses. Bilgisayardan şunu ekledim. Eklediğimiz her elemanın yukarıda biçim menüsünde kayıttan yürüt kısmı açıldı. Burada iki seçenek var. Tıklayınca ya mouse'a tıklayınca çalışacak ya da otomatik olarak çalışmasını istiyorum. Slide boyunca mı çalışsın? Evet. Gösteri sırasında şu şekil gözüksün mü? Eğer istemiyorsak gösteriyi gizleniyorum. Bu şekilde ayarlarını yapmış oldum. Slide'a tıkladığınca kendisi otomatik başlayacak. Farklı bir slide'a geçince ise yine müzik devam edecektir. Peki slide'lar arası geçiş nasıl olur? Geçişler kısmına geliyoruz. Burada bir tane geçişi alıp hepsini uygulamaya dikkat edin. Çok fazla farklı animasyon kullanmayın. Seyircileri yorar bu seçenek. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekli. Bir tane seçelim.
sol arak diyelim. Burada tümüne uygula deyince bütün slaytlara geçecektir. Ve slaytı ilerlet tıklayınca ve bir bu kadar saniye sonra. Eğer slayt geçişini biz kendimiz yönlendirmek istemiyorsak bunu kaldırdım. Bu kadar saniye diyelim. Her slayt eğer çok fazla anlatıcı bir yazı yoksa şu şekilde 3 saniye olarak ayarladım. Şimdi denemesini yapalım. Evet, 3 saniyede olduktan sonra slaytımız kendisi devam ediyor ve animasyona dikkat edin. Slayt ilerlet kısmında saniyeyi ayarladıktan sonra tümüne uygula dememiz gerekli. Böylece hepsinde de bu gözükecektir. Yaptığım seyir değişiklikleri bütün slaytta da gözükmesini istiyorsak tümüne uygulayı kullanmamız gerekecektir. Resimlerin yanına açıklama eklemek istiyorsak bunun için de hemen yan tarafta ekle menüsüne geliyorum. Metin kutusu ekliyorum. Metin kutusunda maymun, bir Afrika yaban hayvanıdır. Şu şekilde ayarladım. Burayı seçip yine biçim menüsüne geliyorsunuz. Biçim menüsünde şekil stilleri var. Bunlardan birini seçerek kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Renkli biçimler seçmeniz katlamayı sağlayacak seçeneklerdir. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Çalışmanıza başarılar diliyorum.